Çok tecrübesizim. Hiçbir şirkette tecrübem yok. CV hazırlamam lazım. Bu birinci insan. İkinci insan da işte staj yaptım, mümkünse başka yerlerde çalıştım, bir tecrübe edindim vesaire. Nasıl CV hazırlayacak bu iki insan? Birinci, yani tecrübesiz olan da şeyi tahmin ediyorum. İş tecrübesi yok ama bir okul ya da bir yaptığı bir proje var. Yani bu alanda en azından belki bir sertifika atıyorum. Hani ben, en azından öyle bir şey var. Yani iş tecrübesi olmasa bile. O nokta ben ilk işlere başvurduğumda, özellikle stajlara başvurduğum zaman, bu ama şey, lisans yaparken stajlara başvurduğumda CV'mde hiçbir şey yoktu. O zaman şeyleri yazıyordum. Okuduğunuz okul varsa ve eğer iyiyse ortalamanız. Tercihen 3 üstüyse yazın, değilse yazmayın. Eğer şey başarısı varsa, hani atıyorum YGS, LYS, o zaman için öyleydi. O sınavlarda bir başarınız varsa onu da yazabilirsiniz. Ama iyi olanları yazın, kötü olanları yazmayın. En basit şey bu. Tavsiye. Okulda yaptığınız projelerden staj ne stajıysa, atıyorum Java stajıysa, Java üzerine yaptığınız bir proje varsa onlar. UI'sa şey de olabilir bu arada. Atıyorum ileride ben böyle bir şeye başvuracağım biliyorumdur. Ufak bir proje yaparım kendimce. Koyarım kitaba. Hani o da olabilir. Onun linkini de koyabilirsiniz. Kendi işte bu konuda şu projeyi yaptım. Ufak bir şey ama en azından orada bir şey olur ve anlamlı bir şey olur. Yani bir bağlantı olur arada. Tecrübesizlere böyle bir şey tavsiye edebilirim. Derslerde yaptığınız projeler, özellikle takım projeleri varsa onlar önemli bence. Onları da koyabilirsiniz. Yaptığınız ödevleri, projeleri GitHub'a işte ya da insanların ulaşabileceği bir yere koyarsanız onların linkini de koyabilirsiniz. Hani en azından yazdığınız kodu görürler. Bir sertifika, bir şey varsa onları koyabilirsiniz. Bu biraz kişiden kişiye değişiyor ama ben CV'de çok alakasız şeyler görmeyi sevmiyorum. Mesela oraya hani gitar çalıyorum. Bana ne? Hani ama bazıları koyuyor. Ben kendim koymuyorum. Bu biraz kişiden kişiye değişiyor. Ona kendiniz karar verin diyeyim. Ama ben şeyi seviyorum, CV'yi. Başvurulan iş için alakalı ve bakan kişiye faydası olabilecek, çok uzun değil, bir sayfa. Çok maksimum belki 1,5 ama bir sayfa en güzeli. Şöyle bir baktığında her şeyi gördüğün. Ve önemli şeyleri biraz daha belirgin olacak şekilde büyük ya da bold şeyle yazabilirsiniz. Böyle tavsiyem olabilir. Tecrübeler içinde alakasız şeyleri koymayın. En alakalı şeyler neyse. Yani atıyorum ben diyelim machine learning işine başvuracağım. 3 tane machine learning projem var. Bir tane de Android var. O Android'i oraya koymanıza gerek yok. Eğer machine learning için yeteri kadar hani bak ben bu işi yaptım biliyorum diye diyebiliyorsanız o kalabalığa gerek yok ekstra şeylere. Tecrübeler için gene ne alakalı? Yani daha böyle spesifik alanda bir işe başvuruyorsanız ve bu alanda iş deneyimi varsa onu okulun üstüne koymak. Yani şeyi düşünmek gerekiyor en çok. Ben hangi işe başvuruyorum? İş tanımında neler var? Benim geçmişteki tecrübelerimden hangisi bunun için alakalı? Onları en tepeye ve büyük olacak şekilde. Alta da ekstra şeyler varsa hani destek olabilir diye düşündüğünüz onları da alta ekleyebilirsiniz. Mesela bir okuldan iyi bir ortalama ile mezun olmak. Onu da koyun altı. Ama en öne de en alakalı şeyler olsun gibi. Ve bir sayfadan 1,5 sayfadan uzun olduğunda biraz can sıkıcı oluyor bence CV. Zaten okuduklarını da sanmıyorum 1,5'tan sonrasını. Kısa tutmak daha önemli geliyor bence. Bence çok güzeldi yine. Küçük bir toparlamak gerekirse en önemli konulardan yani anahtar kelimelerden bir tanesi alan. Yani bence o yüzden bile fotoğrafınızı, hobilerinizi koyarak o zaten küçücük alanı da boşa harcamayın. Çünkü Fotoğraf şöyle düşünebilirim. Avrupa'da özellikle hoş karşılamıyorlar yani fotoğraf koymak. Ya da böyle kişisel bilgiler atıyorum cinsiyet ya da sigara içiyorum ya da ehliyetim var. Hani böyle şeyleri koymanıza gerek yok zaten direkt yani. Aynen. Bir de şunu da hani düşünebilirsiniz. Sonuçta onu bir insan okuyacak. Siz bir insan olsanız yani gitar çaldığını okumak ister misiniz beni? Yoksa zaten 100 tane 1000 tane başvurunun arasından okuyup fırlatır mısınız kenara yani? Bir de sanırım kendimde çıkardığım bir yorumu da hani söyleyeyim. Sizler de bana hani katılırsanız katılın. Ya da işte bir yanlışım varsa düzeltin. Ben mesela bir Java için bir işe başvuruyorum. Doldurdum işte Java'ları, tecrübelerimi doldurdum. Altı da yazdım ki C++'da işte bunu biliyorum ama amacım sadece etkilemek. Çok da bilmiyorum aslında. Mülakatçım bana Java için olsa bile C++ hakkında bir soru sorup beni
mahvedebilir ve hani Java için başvurmuş olsam bile orada kötü bir izlenim yaratabilirim gibi hissettim ben yani. Hani sonuçta Java için ama işte C++ hani bilmiyorum, ben kendim mülakatçı olsam kesin sorardım ve hani kesin ya, kötü bir cevap gelirse bana Java hiç umurumda olmaz ve o saatte elenebilirdi yani. Hani böyle bir izlenim de yakaladım ben cevaplarınızdan açıkçası. Olabilir. Yani şeyi koymamak mantıklı zaten. Yani bilmediğin şeyi oraya koymanın bir anlamı yok. Hani. Yani az biliyor ama hani C++'da biliyorum falan tarzında. Hani o tarz bir sıkıntıya karşılaşabilirsiniz gibi anlamıştım.